Çanakkale Altı Nokta Körler Derneği üyesi görme engelli sporcu İbrahim Çetin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerin kent içinde karşılaştıkları sorunlara dikkat çekti. Görme Engelliler Federasyonu Satranç Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Çanakkale Altı Nokta Körler Derneği sporcusu İbrahim Çetin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde en öncelikli sorunlarının erişim olduğunu söyledi. B grubunda mesela satranç Türkiye şampiyonu oldum. Aynı zamanda Temmuz ayında halter bench press şampiyonu oldum. Halter şeyinde, kategorisinde. Hani başarmak güzel bir şey. Başarılı olmak daha güzel bir şey. Yani farklı bir şey istemiyoruz. Biz erişilebilir bir şehir istiyoruz. Yani demek istediğimiz olay bu. Erişilebilir bir şehir olursa benim yaşlıların, engellilerin işte dezavantajlı bütün grupların sorunları aslında çözülecek. Bir kere mantarlara dizlerimizi vurmak istemiyoruz. Budanmamış ağaçlara işte gözümüzü, başımızı vurmak istemiyoruz. Biz bastonla zemini tarayarak gidiyoruz. Havadan gelen engellere yapabileceğimiz bir şey yok. Onlara mecburen kafamızla, omuzumuzla, göğsümüzle karşılamak zorunda kalıyoruz. Bu bizi aşan bir durum. Yani hem yeri hem havayı aynı anda tarama şansımız yok bizim. O yüzden yamuk ağaç istemiyoruz. Ağaçların budanmasını, ağaçları katledin, yok edin falan öyle bir derdimiz de yok. Budayın, yamuk olanlarını düzeltin. Bizim derdimiz bu. Onun dışında mantarlar olmasın. Olacaksa da yaralanmayı engellesin, çözüm bulunsun. Bir de kordondan denize düşmeye çözüm bulunsun. Yani kale duvarı örsünler demiyoruz tabii kordonu ama şu kadar bir çıkıntı yapsalar deniz kenarına bizim işimizi görür. Çok bile görür yani. Ya da Sarışyeri'de yol kenarından alıp deniz kenarına çekseler bizim gene işimizi görür. Ama çözüm basit ama çözüm yok. Altı Nokta Körler Derneği üyesi müzik öğretmeni Uğur Karabıyık ise yerel yönetim ve kamunun sorumluluklarının dışında toplumun da bilinçsiz olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Bizim sorunumuz aslında verilen sözlerin ya da verilen vaatlerin yerine getirilmemesi değil bence. Bizim sorunumuz tamamen bilinçsizlik. Şimdi Demircioğlu Caddesi'nde çok güzel düzenlenmiş bir kaldırım ve bir yol emsali var biliyorsunuz. Ama gidip yaya geçidinin olması gereken rampaya araba park ediyor. Ya da kaldırım geniş oluyor. Kaldırımın üzerinde engelli kılavuz yolu oluyor ama onun üzerinde motosiklet park ediyorlar. Veya esnafımız işgaliye adı verdiğimiz eşyalarını, malzemelerini, reyonlarını koyuyorlar. Yani ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi yerel yönetimler tamam üzerine düşen görevi yapsın. Kamu tamam üzerine düşen görevi yapsın ama önce biz bilinçlenelim.